3 puan kaybettiğimiz için gerçekten üzgünüz. Oyunun ilk bölümünde gerçekten istediğimiz oyunu oynayamadık. Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe şans tanıdık. Oyunun ikinci bölümünde tempoyu yükselttik. İstediğimiz pozisyonları bulduk. Gol attık. Daha fazla goller de atabilirdik. Pozisyonlarımız vardı. Son bölümde gerçekten istediğimiz tempoyu yakaladık. Ama bu tempoyu sürdürmemizde gerçekten Antalya Spor kadar hakemin de katkılarıyla tempomuz zaman zaman düştü. Bu yaptığımız mücadeleden olumlu ve olumsuz yönleri analiz edip bundan sonra daha iyi maçlar çıkarmak için çalışacağız. Hocam, oyuncular olarak bir düşüşümüz de söz konusu. Bugün mesela maçları bizim oyuncularımız yine daha kime çok itiraz etmiyor, yapmıyor. Yani normal oynamaya çalışıyor. Bu da bize dezavantaj oluşturuyor. Rakipler bunu çok iyi kullanıyor. İşte üst çok ve üstteki hakem dediğimiz hakem de bunlara ödün verebiliyor. Bu konuda yani biz takım olarak bir şeyler yapmalı mıyız? Yani? Ya şimdi yapmalı. Bizim iki haftadır gerçekten öyle de diyebiliriz. Kişisel hataları biraz fazla yaptık. Tam oyuna çıkarken toplar kaptırdık. Bu da bir takımın oyununu bozan en büyük etkenlerden bir tanesi. Ama bir de şu var, sizin dediğinizde katılıyorum. Kim ağlarsa bir hafta sonra hakemler onların yanında oluyor maalesef Türkiye'de. Yani biz de üst üste buna maruz kalmaktan gerçekten sıkıldık. Yani ilgililer bunu herhalde takip ediyorlardır. Evet. Şimdi niye bekledik? Bizim zaten elimizdeki mevcut kadro belli. 3 aşağı 5 yukarı oynayacak, oynamayacak, girecek, çıkacak. Yani bir kadrom bizim belli. Yani 16-17 belki 15 tane üst düzey verim alacağımız oyuncumuz var. Onların oyunu daha iyi şekilde kendi oyunlarını da geliştirmesini bekledik. Şimdi her yaptığımız değişiklikte bazen giren oyuncularımız gerçekten çok iyi katkı sağlıyorlar, bazen sağlamıyorlar. Bugün giren arkadaşlarımız oyuna katkı sağladı ve tempomuz arttı. Ama böyle yani futbolun içinde olan bir şey. Yani bizim de müdahalemiz bir yere kadar oluyor. Genelde takımın hepsinde bir düşüklük olunca yani fazla da bir şey yapamıyorsunuz değişiklikten başka. İyi akşamlar herkese. Hazırız herhalde. Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. İyi oynadık. Özellikle ilk yarı çok iyi oynadık. Hem oyunun hakimiydik, hem topun hakimiydik. Hem de gol pozisyonlara girdik ve girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik ve pozisyon da vermedik. İkinci yarıda iyi başladık. Ta ki golü yedikten sonra bir bocalama, bir panikleme dönemi oldu. Normal 7 maçtır kazanamamanın verdiği bir stres, baskı da vardı. Ki Sivas kendi evinde hiç kaybetmiyor. Çok güçlü bir takım. Çok yetenekli oyuncuları olan bir takım. Dolayısıyla Sivas'ı kendi evinde yenmek bizim için ve rakibimiz olduğu için de bizim için ayrı bir mutluluk. Dolayısıyla biz kazandığımız için çok sevinçliyiz. Hem iyi oynadık hem de hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Antalya evimize de güzel bir şekilde dönüyoruz. Var mı sorular? İyi bir hafta. Evet, doğru. Dediğinize katılıyorum. Golü yiyene kadar ki bölümde de iyi oynadık. Golü yedikten sonra gayet normal çünkü 7 maçtır kazanamıyoruz. Kazanamanın verdiği bir baskı, stres de oluyor oyuncularda. Tabii ki biz teknik direktörler hiçbir zaman geri yaslanmayı istemeyiz. Maalesef oyun oraya getirdi. Ama önemli olan kazanmaktı. Çünkü burada tabii oyun oynamak da önemliydi. Ama en önemlisi kazanmaktı. Dolayısıyla kazandığımız için mutluyuz.